herkese iyi akşamlar diliyoruz. Şu an Kepez Hasan Doğan Stadyumundayız. Kepez Belediyesi Yaz Spor Okulları açılış programındayız. Kulüp Başkanı Sayın Hakan Çatal var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok coşkulu bir karşılama var. Çok coşkulu bir açılışa ev sahipliği yapıyorsunuz. Birkaç cümle duygularınızı alabilir miyim? Uzun bir aradan sonra tekrar çocuklarımız sahalara dönüyor. Çocuklarımızın gördüğünüz gibi bu heyecanı bizi motive ediyor. Sayın Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü'nün de talimatlarıyla hazırız. 120 tane hocamız ve çalışanımızla birlikte çocuklarımıza çok güzel bir yaz sezonu, yaz tatili geçirtmeye çalışacağız. Özlediniz bu tür havaları. Pandemi sonrası çok güzel bir açılış. Pandemide çok eksiklikti. Nasıl hava? Evet, yani yoğun bir ilgi var. Beklediğimizden daha güzel bir açılış yaşayacağız. İnşallah çocuklarımızla hem spor yaptıracağız, sporla birlikte çocuklarımızla bilgi ve becerilerini artırmak için çeşitli kültürel ve gezi faaliyetlerimiz de var. Onlara güzel sürprizler hazırladık. Çok vaktinizi almayayım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Her zaman sizin kanalınız bizim yanımızda hissediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Hakan abimiz geldi. Efendim, Kepez Belediye Spor Kulübü Başkanımız Sayın Hakan Çatal'ı birkaç cümle duygularını öğrenmiş olduk. Biraz sonra da burada Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'nün gelmesiyle açılış yapılacak ve burada toplu bir şekilde açılış merasimi gerçekleşecek. Buradaki her gruptan yaklaşık 10 çeşitli spor grubuna öğrencilerine forma dağıtıldı, formaları teslim edildi. Ve biz de burada Kepez Hasan Doğan Stadyumunda bu güzel, muhteşem açılışa biz de kendi ekranlarımızdan Söylem Haber Ajansı olarak sizlere taşıyoruz efendim. Çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli veliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Sevgili çocuklarım, nasılsınız? İyi. Ne kadar iyisiniz? Aferin size. Hepiniz hoş geldiniz Kepez Belediyesi Spor Okulları'na. Evet, hadi bir kendinizi bir alkışlayın bakalım. Sevgili çocuklar, maşallah ne kadar güzelsiniz bugün. Evet, bütün velilerimizle, bütün öğrencilerimizle bu pandemi günlerini artık geride bıraktığımız bir vakitte bir arada bulunmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hepinize tekrar bir kez daha Hasan Doğan Stadyumu'na hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Evet. Geçtiğimiz yıl spor okullarımızı yapamamıştık. Ama bu yıl büyük bir heyecanla, büyük bir enerjiyle yine bir aradayız. Sevgili çocuklar, bu yıl sizler çok şanslısınız. Neden biliyor musunuz? Neden? Merak ediyor musunuz? Evet. Tamam. Çünkü bu yıl Kepez Belediyesi Spor Okulları'nda yenilikler var. Bu yıl sadece spor yapmayacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Hem spor yapacağız, hem de sizleri yaz boyunca gezilerle bambaşka bir yaz tatili yaşatacağız size. Ya sadece spor yok. Öğretmenleriniz yaz boyunca sizlere birbirinden güzel gezi programları hazırladı biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz değil mi? Ama şimdi bunu sevgili çocuklar öğrenmiş oldunuz. Hem burada spor yapacaksınız, hem de yaz boyunca çok güzel bir etkinlik programıyla eğleneceksiniz. Yazı en güzel şekilde geçireceksiniz. Sonra okullar açıldığında da okullarınıza büyük bir enerjiyle, heyecanla döneceksiniz. Güzel mi? Hoşunuza gitti mi?
İnşallah velilerimizin de hoşuna gitmiştir. Sevgili veliler, sevgili veliler, bu çocukların her biri aynı zamanda bizim çocuklarımız. Ben bizim hanıma hep söylüyorum, diyorum ki evde bir tane çocuğumuz var ama sokaklara çıktığımızda bu güzel şehrin bütün çocukları bizim çocuklarımız diye. Onların hepsini kendi çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Sevgili veliler, sizlere de şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, yavrularımız uzaktan eğitimle, pandemi döneminde evde kalmakla gerçekten sıkıldılar. Artık onlar kendilerini bu güzel günlerde doya doya sokağa bırakmak istiyorlar. Arkadaşlarını özlediler. Arkadaşlarıyla geçirdikleri o dostça sıcak günleri özlediler. O zaman ben arkadaşlarıma talimat verdim. Bu yıl spor okullarında daha çok eğlenceye yönelik, daha çok şehri gezmeye yönelik, daha çok farklı aktiviteler yapmaya yönelik bir program hazırlayın diye. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Başta başkan yardımcım ve spor kulübü başkanım olmak üzere ilgili müdür arkadaşlarımız en güzel şekilde programlarını yaptılar. Bu şehrin parklarına, müzelerine, kültür sanat tesislerine, stadyumlarına, spor salonlarına, görülebilecek her yere yavrularımıza geziler düzenleyecekler. Yani bu yıl pandemi sonrasında çocuklarımıza şöyle doya doya yaşayabilecekleri, geçinebilecekleri bir yaz tatilini armağan etmek istiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, bir de hem velilere hem de bütün öğrencilerimize teşekkür borcum var. Onu da şöyle ifade edeyim. Bu normalleşme günlerine en fazla katkı sağlayacak şeylerden birisi artık o geçmişin karanlık günlerini unutarak enerjiyle, heyecanla, moralle bir yaz ayına girebilmek. O yüzden yavrularını buraya getirdikleri için onlara çok teşekkür ediyorum. Ve bütün velilerimizi kocaman alkışlayalım mı çocuklar? Evet. Şimdi sevgili çocuklar, gezi dedik, spor dedik, eğlence dedik ama bir şey daha var. Onu da söyleyeyim mi? Evet. Biliyorsunuz Kepez Belediye'mizin çok güzel bir sağlık merkezi var. Orada birbirinden değerli doktorlarımız var. O doktorlarımız Kepez'de hemşerilerimize, bizim sevgili çocuklarımıza, her yaştan vatandaşımıza sağlık dağıtmak için gecesini gündüzüne katıyor. Duydunuz mu Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'ni? Veliler, sizler duydunuz mu Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'ni? Evet. Adeta bir hastaneyi aratmayacak konforda belediye sağlık merkezimiz hemşerilerimizin hizmetinde. Hemen belediye hizmet binamızın yanında. Çok farklı alanlarda doktorlarımızın olduğu bu ortam bu yaz sevgili öğrencilerimizi de misafir edecek. Bütün öğrencilerimize, dinleyin, bütün öğrencilerimize ücretsiz göz sağlığı taraması yapacağız. Bütün öğrencilerimize güzel bir göz check-up'ı yapacağız. Ve değil mi doktorum? En güzel şekilde onların tedavi muayenelerini yapacağız. Onlara da böyle güzelliklerimiz olacak. Bir de bizim çiftliğimiz var, biliyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Sizin gibi çocuklarımızla çiftlikte güzel, hoşça vakitler geçiriyoruz. Domates, biber, patlıcan yapıyoruz. Biliyor musunuz o şarkıları? Şarkılar söyleyerek muhteşem bir vakti onlarla birlikte paylaşıyoruz. İşte sizleri de oralara götüreceğiz.
ve güzel bir yazı hep birlikte geçireceğiz. Allah hepimize sağlıklar, sıhhatler versin. İnşallah çocuklarımıza güzel bir gelecek nasip olsun. İnşallah bu yaz sevgili çocuklarımız için bomba gibi güçlü bir yaz olsun diyorum. Hepinizi çok sevdiğimi bir kez daha ifade ediyorum. İnşallah Rabbimden duam ve dileğim o ki güzel bir yazın sonrasında sevgili öğrencilerimizi, sevgili çocuklarımızı güzel bir eğitim ve öğretim yılına uğurlarız. Çocuklarımıza başarılar dileriz. Çocuklarımıza sağlıklar dileriz. Annelere, babalara sağlıklar, afiyetler dileriz. Hepinize iyi akşamlar temenni ederiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlarız. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Sayın Başkanımıza konuşmalarından dolayı bizler de teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz efendim. En güzel, en müjdeli haberleri verdik onlara. Kepez'de hayat var. Kepez'in çocukları çok şanslı. Efendim, Kepez Belediyesi Hasan Doğan Stadyumundayız ve Hasan Doğan Stadyumunda yaz spor okulları muhteşem bir açılış töreniyle devam etti ve açılışta Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'nün öğrencilerin ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. Burası gerçekten görsel bir panayır alanına döndü. Şimdi Kepez Belediye Spor Kulüp Başkanı Sayın Hakan Çatal'ı buraya davet ediyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sayın Çatal'la zaman zaman spor aktivitelerini konuşuyoruz sevgili izleyiciler. Bugün gerçekten çok muhteşem bir ev sahipliği yaptılar. Görsel bir şölen vardı. Kepez Hasan Doğan Stadyumu görülmeye değerdi. Cıvıl cıvıl çocuklarımız, onların anne ve babaları stadyumdaki yerlerini aldılar ve belediye başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'nün de katılımıyla muhteşem bir görsel şölen yaşandı. Efendim, bu sene uzun bir aradan sonra bir pandemi dönemini her zaman söylüyoruz. Sizin çok özlediğiniz seslerdi bu sesler. Cıvıl cıvıl çocuk sesleri. Ve Kepez Belediye Spor Kulübü olarak çok nitelikli, profesyonel bir kulüpsünüz. Yetiştirdiğiniz çok üstlüklerde sporcular var. Çok ciddi yatırımlar yapıyorsunuz. Öncelikli olarak bu Kepez Belediye Spor Kulübü'nün yaz okulları açılışı ile ilgili duygularınızı bir öğrenelim. Ondan sonra da devam edelim efendim. Çok teşekkür ederim. Şimdi uzun bir süreden sonra tekrar sahalarda olmamız. Şu anda çim sahadayız ama salonumuz var, yüzme havuzumuz var, sentetik sahamız var. Bunları ayak basabilmeyi bile çok özlemiştik uzun sürelerdir. Bütün arkadaşlarımda da gördüğünüz gibi biz çok mutluyduk, hazırdık. Sayın Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü de çok arzu ediyordu bu spor okullarının tekrar başlamasını. Kepez'in çocuklarının hepsi bizim kendi çocuğumuz şiarıyla hareket ediyoruz. Onların tekrar sahalara dönebilmelerini çok arzu ediyordu. Bu amaçla biz güzel bir yaz çalışması hazırladık. Sadece Sayın Belediye Başkanım anons ettiği gibi çocuklara müjde vermişti biraz önce. Sporlarını yaptıracağız. Bunların yanında kültür ve gezi programları da onlar için hazırladık. Ve en önemlisi onlara ücretsiz göz check-up'ı katılan, bizim spor okullarımıza katılan bütün çocuklarımıza ücretsiz göz check-up'ı hediye ediyoruz. Yani biz kulüpten daha fazlasıyız diyoruz ya, çocuklarımızın her şeyine, sağlığına, sıhhatine, hayat gelişimine, hepsine katkıda bulunmak istiyoruz. Gerçekten çocuklarımızın o şeyleri, sevinçleri, çığlıkları ve velilerimizin buna iştirak etmeleri her şeyden önce çok önemliydi. Geldiler burada, yaz günü demediler, bu saatlere kadar kaldılar. Onlar mutluydu, çocuklar mutluydu. Belediye başkanımız, benim çalışan antrenörlerim, bütün çalışan arkadaşlarımız mutluydu. Ve hakikaten buradan evlerimize çok mutlu bir şekilde dönüyoruz, sizin de gözlemlediğiniz gibi. Efendim, ben şunu da sormak istiyorum. Kepez Belediye Spor Kulübü başarılarla dolu bir grafiği de var. Evet. Bundan kısa bir süre önce 2. lige çıkan voleybol ekibiniz var, bayanlarda. Onlardan dolayı tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Güreşte Türkiye ikincisi olan çocuklarımız var. Ve bu senenin, pandeminin hemen eşiğinde olan kazanımlar bunlar. Evet. Geriye baktığınızda başarı dolu yine böyle hikayeleri sıralamak mümkün. Amaç, gaye uzun ve üst liglerde sporcu yetiştirmek
bir spor kulübü başkanı ve spor çalışanları olarak sizde nasıl bir duygu yaratıyor? Şimdi buradaki ana amaç, Kepez'in nüfusu 650 bini geçti gidiyor yani. Türkiye'de birçok ilden daha kalabalık bir nüfusa sahip. Tabii ki buradaki çocukları, gençleri bizim düşünmemiz gerekiyor öncelikli olarak. Bu çocuklarımızın da çeşitli spor branşlarına kabiliyetleri var. Çeşitli pandemiden önce taramalar yapıyorduk, okullarına gidiyorduk, sporcu gençlik buluşmaları yapıyorduk. Allah'ın izniyle tekrar o işlere de döneceğiz. Oradan çocuklarımızı biz tarayarak onların içindeki cevherleri çıkartıp parlatıyorduk. Şimdi tekrardan pandemi döneminde sadece lisanslı sporcularımıza hizmet verebildik tabii kurallar gereğince. Şimdi tekrardan bir genele yayılmanın, tabana yayılmanın mutluluğunu hissediyoruz. Aynı çalışmalarımız aynı hızla devam edecek. Güreşçilerimiz olacak, karatecimiz, tekvantocumuz, judocumuz, yüzmecimiz, basketbol, voleybol, tenis, okçuluk, yani jimnastik, bunlar çocuklarımızın hayatındaki temel dokunuşları buradan başlatmak istiyoruz. Yani buradan start veriyoruz. Onları lisenin sonuna kadar zaten takip ediyoruz. Daha sonra lisanslandırdığımız sporcularla da yolumuza devam ediyoruz ya da transfer olmalarına yardımcı oluyoruz. Peki efendim, şunu sormak istiyorum. Kısa zaman içerisinde çok büyük bir kayıt yoğunluğu yaşanıyor. Evet. Daha önce de sizlerin açıklamalarını ekranlara getirmiştik. Ve Kepez, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu'nda neredeyse bir kaos yaşanıyor. Yani şey anlamda, müracaat anlamında, evet, trafik o kadar yoğun, evet, talep o kadar yoğun. Evet. Diğer 10 branşta yine sizin Kepez Spor Kompleksinizde gelen velilerimiz, çok yoğun bir trafik var. Aynı zamanda Antalya'nın her bölgesine servis hizmeti de sunuyorsunuz sanırım. Evet. Neler söylersiniz bu kadar güzelliği, yani öğrencilerimize her türlü komplik alanı yaratıyorsunuz? Evet. Şimdi biz zaten Kepez'imiz çok büyük, çok güzel ama Kepez'imize sığmıyoruz. O yüzden dışarıdan gelen taleplere de gözümüzü kapatamayız. Çocuklarımızın mümkün mertebe servislerle hem yüzme havuzuna hem de kapalı spor salonumuz ve futbol alanlarımıza, stadyumumuza onların transferlerini sağlayacak bir çalışma hazırladık. Ve gezilerle birlikte çocuklarımızı kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın spora erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz burada. Şimdi siz gezi planlarken şunu da merak ediyorum. Hem gezi planlıyorsunuz, bunun haftanın mesela 3 gün çocuk spora gelirken böyle bir tatil, görmesi gereken tatil alanlarını, görmesi gereken turistik alanları da, evet, onlara bir tarihi dokunuş gerçekleştireceksiniz. Evet. Bunu haftanın hangi günlerinde, kaç gün böyle gezi planlıyorsunuz? Şimdi biz bu geziyi hem sosyal becerilerin artırsınlar, görgülerin artırsınlar ve piknik havasına sokuyoruz. Çocuklarımız işte o gün içinde spordan, başka şeylerden, bilgisayardan örneğin kurtararak onların bütün gününü spor ve dostluk, arkadaşlıkla ilgili temaları işliyoruz orada. Çocuklarımızın aidiyet duygularını geliştiriyoruz. Ailelerinden, tabii ailelerden çocuklar uzaklaştırma değil çabamız ama onları bir gün boyunca bizle birlikte bir sporcuymuş gibi veya bir kafileymiş gibi o yaşam moduna sokuyoruz çocuklarımızı. Çocuklarımız da çok mutlu oluyorlar işin açıkçası. Günün sonunda da yoruluyorlar ama mutlu gidiyorlar evlerine. Bizim de bütün amacımız çocuklarımızın mutlu gitmesi evlerine. Benim Sayın Çatal'a şunu da sormak istiyorum son olarak. Birkaç cümleyle toparlama adına. Yaz okulları diye başlattığınız bu tür etkinliklerde aslında yetenekli ve becerikli çocukları kendi spor kulübünüze lisanslı sporcu olarak da, evet, alıyorsunuz. Ve onun daha ilerleyen spor aktivitelerine yol açıyorsunuz. Evet. Yine bu sene de keşif devam edecek. Sanırım bununla ilgili birkaç cümle söyler misiniz? Evet. Yani biz geçen senelere göre bu sene daha da aslında iddialıyız diyelim. Çünkü iki senedir çocuklar salonlara ve spor tesislerine giremediler. Dolayısıyla çocuklardaki spor aşkı da tepe noktası yaptı. Kendilerini ispat etmek için onlar da çaba sağlayacaklar. Biz de onları taramadan geçireceğiz. Okullar açıldığı zaman zaten okullarına gidip tarayacağız. Ama bu spor okulu çok önemli. Buradan çok sporcu çıkıyor. Ve Kepez'de de 125 bin üzerinde genç var. Öğrenci nüfusu var. Bunun yani, kaçına dokunuyorsunuz efendim? Kaç binine dokunuyorsunuz Kepez Belediyesi yani olarak? Yani şimdi bizim genel olarak bir yılda 6-7 bin çocuğumuza dokunuyoruz. Okullara gidip yaptığımız temaslar var, okullardaki taramalar var. Onlarla birlikte 20 binleri buluyor bu
sayı. Çok ciddi yani bir rakam. Ciddi bir rakam. Yani bu sayılar gerçekten ciddi ve insanlar hani bir ilçede 5000 10000 nüfusun olduğu bir yeri düşünürseniz biz burada sadece 20.000 çocuğu sporla bir şekilde buluşturuyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Söylem Haber Ajansı'na teşekkür ederiz. Her zaman yanımızda, her zaman sporun yanında, sporcunun yanında çok teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ediyoruz Sayın Çatal'a. Sağ olun efendim. Evet efendim, Kepez Belediye Spor Kulübü Başkanı Sayın Hakan Çatal'la yine bugün Kepez Yaz Spor Okulları'nın açılışını ve 10 branşta düzenlenen etkinlikleri konuştuk. Ve biliyoruz ve inanıyoruz ki Kepez Belediye Spor Kulübü dün olduğu gibi bugün de ve yarın da yine sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edecek. Kepez Belediye Başkanı Sayın Hakan Tütüncü'ye, Kepez Belediye Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal'a ve tüm antrenörlere buradan Söylem Haber Ajansı olarak teşekkür ediyor. Başarılarının devamını diliyoruz. Kepez Hasan Doğan Stadyumu'ndan aktaracaklarımız bunlar. Yayında ve yapım demeye geçen bütün arkadaşlarımız adına hepinize Allah'a ısmarladık diyorum efendim. Hoşçakalın.